Eğer kimya dersinde karbon 12'nin bir atomunun kütlesini bulmak isteseydik, nasıl bir nesnenin kütlesini ölçmek için o nesneyi tartıya koyuyorsak, karbon atomunu da tartıya koyardık öyle değil mi? Tabii ki öyle değil. Şimdi hayal gücünüzü kullanın. Bunun bu şekilde yapıldığını, yani bir karbon atomunu alıp minicik bir tartıya koyduğumuzu hayal etmenizi istiyorum. Evet, hayalimizdeki bu minicik tartı bize karbon atomunun kütlesini verecek. Kimyada ölçü birimi olarak genellikle gram kullandığımız için de bu tartının karbon atomunun kütlesini gram cinsinden ölçmesini bekleriz. Atomlar çok küçük şeyler oldukları için tartının bize vereceği rakam da oldukça küçük olacaktır. Ama size bir sır vereyim. Küçük rakamlarla çalışmak çok can sıkıcı olduğundan kimyagerler atomik kütle birimi diye bir şey icat etmişler. Hemen not ediyorum. Atomik kütle birimi. İsterseniz buna kısaca AKB'de diyebiliriz kimyagerler bir karbon 12 atomunun kütlesini de tanım olarak kullanmışlar. Yani bir karbon 12 atomunun kütlesini 12 AKB olarak kabul etmişler ve diğer tüm atomların kütlelerini buna göre hesaplamışlar. Bir AKB'nin ne anlama geldiğini biraz daha iyi anlatabilmek için bir AKB'nin 1,660.539 nokta çarpı 10 üzeri eksi 24 grama eşit olduğunu söylemek istiyorum. Eğer bir tane karbon 12 atomunun kaç gram olduğunu öğrenmek istiyorsanız, bir karbon 12 atomu 12 AKB olduğu için bu sayıyı 12 ile çarpmanız gerekir. Az önce söylediğim gibi bu kadar küçük bir sayıyla çalışmak oldukça zor olduğu için bir tane karbon 12 atomunun kütlesinin 12 AKB olduğunu kabul edip inceleme ve hesaplamaları buna göre yapmak çok daha kolay. Periyodik tabloda burada gördüğünüz sayı karbonun atom kütlesidir ama tamı tamına 12 AKB olmadığını görüyorsunuz değil mi? Yani burada tam olarak 12 olan bir sayı varken buradaki rakam 12,01. Bu noktada 0,1'in nereden geldiğini merak ediyor olabilirsiniz. Burada sadece karbon 12 elementi var ama karbonun daha birçok izotopu olduğu için bu rakam 12'den biraz farklı oluyor. Şimdi de atom kütlesini periyodik tabloda gördüğümüz diğer atomlar için nasıl hesaplayabileceğimize dair biraz alıştırma yapmak istiyorum. Bu hesaplama bir ağırlıklı ortalama hesaplaması olduğu için karbondan önce sınav ve ödev notları için benzer bir hesaplama yapmaya ne dersiniz? Burada sınav ve ödev sonuçları olan bir öğrencinin not ortalamasını hesaplayacağız. Bu öğrencinin öğretmeni sınavlara ödevlerden daha çok önem veriyor ve notunun %70'ini sınav notları, %30'unu ise ödev notları oluşturuyor. %70 artı %30, %100 eder. Bu öğrenci bence oldukça iyi bir öğrenci çünkü sınavlardan ortalama 90, ödevlerden de 100 almış. Buna bakarak bana bu öğrencinin not ortalamasının kaç olacağını söyleyebilir misiniz? Hemen hemen hepiniz buna benzer hesaplamalara aşina olduğunuzu biliyorum. Öncelikle yüzdeleri ondalık sayıya çevirerek başlayalım. Yüzde yetmiş yani 70 bölü yüz sıfır virgül yedi eder. Yüze bölmek demek virgülü sola doğru iki basamak yürütmek demek ve bunu yapınca da sıfır virgül yedi elde ederiz. 0,7 ile 90'ı çarpınca da sonuç 63 çıkar. Aynı şeyi ödevler içinde yaparsak yüzdeyi ondalık sayıya çevirmek için virgülü 2 basamak sola alıyorum ve 0,3 elde ediyorum. 0,3'ü 100'e çarpalım sonuç 30. Son olarak bir de bu iki sayıyı toplamamız lazım. 63 artı 30, 93 eder. Evet, bu öğrencinin not ortalaması 93'müş. Sınavların ağırlığı ödevlerden fazla olduğu için not ortalaması sayı değeri olarak sınav notuna ödev notuna olduğundan daha yakın oluyor. Şimdi ağırlıklı ortalamanın ne olduğu konusunda daha çok bilgiye sahibiz ve aynı şeyi karbon için yapmaya hazırız. Hemen karbon için verilen değerlere bir göz atalım. Bize karbonun iki izotopunu vermişler. Karbon 12 ve karbon 13. Doğada bulunan karbonun hemen hemen hepsi karbon 12 ya da karbon 13'tür. Yani karbon 14'ü e hesaba katmıyorum. Çünkü bu karbon izotopu gerçekten de eser miktarda bulunur. Ve şimdi buradaki sayılara göre doğadaki karbon atomlarının %98,89'u karbon 12 ve %1,110'u da karbon 13 ise bunları toplarsam %100 elde ederim öyle değil mi? Evet, karbon atomlarının %100'ünü bu şekilde tanımlamışlar. Tanıma göre karbon 12'nin atom kütlesi 12 AKB'di. Deney yoluyla karbon 13'ün atom kütlesini de yaklaşık olarak 13 AKB bulabiliriz. Peki, karbon 12 ile karbon 13 arasındaki farkı hatırlıyor musunuz? Karbon 13'ün fazladan bir nötronu vardı, öyle değil mi? Evet. Karbon 13, karbon 12'den bir fazla nötrona sahip olduğu için ona karbon 13 denmiş. Bir nötron fazla olunca kütlenin de yaklaşık olarak 12'den 13'e çıktığını fark etmiş olmalısınız. Buradan da yola çıkarak da bir nötronun kütlesinin yaklaşık olarak 1 AKB olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki sayılar yaklaşık değerler ama sanırım bir nötron eklemenin kütleyi nasıl etkilediği konusunda iyi bir fikir veriyor. Evet, Şimdi de az önceki not ortalaması hesaplamasında yaptığımız şeyin aynısını burada yapıp ağırlıklı ortalama bulacağız. Öncelikle yüzdeleri ondalık sayılara çevirelim. Ne yapıyorduk? Virgülü sola doğru iki basamak ilerletiyorduk öyle değil mi? Virgül burada sola doğru iki basamak daha gidersek 0,9889. Bunu 12 ile yani karbon 12'nin atom kütlesiyle çarparsak da 11,867 buluruz sıra karbon 13'te. Virgülü 2 basamak sola kaydırırsam 0,0010 elde ederim. Çarpı buradaki sayı yani 13,0034'te 0,1443 eder. Bu iki sayıyı toplayınca da 12,011 buluruz. Bulduğumuz sayının 12'ye 13'e olduğundan daha yakın olduğunu fark etmiş olmalısınız. Bunun sebebi doğadaki karbon atomlarının hemen hemen hepsinin karbon 12 olması ve bizim de ağırlıklı bir ortalama hesaplıyor olmamızdır. Az önce periyodik tabloda 12,01 görmemizin sebebi de işte bu zaten. Ekranı hemen yukarı doğru kaydırıyorum işte burada. 12,01. Bu ağırlıklı bir ortalama. Atom kütlesi bir elementin tüm izotoplarının kütlelerinin ağırlık ortalamasıdır ve bu değeri periyodik tabloda sıklıkla kullanacağınızı bilmenizde fayda var.